ve çok az döküp temizliğe başlıyorum. Çok dökmeye kesinlikle gerek yok. Zaten çok güçlü ve bayağı iyi sonuçlar veriyor. Zaten ayakkabı temiz. Ama ben sadece üstünde toz vesaire bir şey kalmasın diye biraz detay temizlik yapmak istedim. Onun için. Yani çok hafif bir dokumayla bile çok başarılı bir şekilde köpürüyor. Ve çıkan kir. Şöyle göstereyim. Ayakkabı temiz durduğu halde çıkan kir bu. Yani kir ve lekeleri çok başarılı bir şekilde söküyor. Yani bugüne kadar kullandığım en başarılı temizlik malzemesi diyebilirim. Ayakkabı için konuşuyorum. Sonuç çok iyi yani. Ve daha net belli olsun diye temiz tarafını çevirelim. Ve şöyle. Çok iyi temizliyor. Gerçekten çok iyi temizliyor. İş tabanlarını da söktüm. Onları da temizleyeceğim. Yapmışken komple yapacağım temizliği. Yani şöyle çok ufak bir fark oluştu. Yani şunlar artık galiba çıkmayacak şekilde işlemiş. Ama yani bezle etkisini gösteriyor nasıl yani kiri çıkardığını. Ve ikisi de gayet temiz oldu. Ve ayakkabının komple çıkan kiri bu. Şöyle göstereyim. Evet böyle. Ve temizlik işi bitti. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra buralara yine aynı şekil boya bulaşmaması için bantlayacağım, komple kaplayacağım. Ve bekliyoruz şu an. Kaplama işini bitirdim. Şu alt bölümü beyaza boyayacağım. Bütün her yerini kapladım. Boya bulaşmasın diye. Ve başlayalım.
Yani şöyle göstereyim. Aradaki fark bariz ortada. Şimdi tekrar bir kat daha atacağım. Tam iyice arka alttaki rengi iyice kapatsın diye. Alttaki renk tam beyaz olmadığı için ekstra bir daha uygulayacağım. Yani şöyle de görünüyordur tahmin ediyorum. Evet, boyama işlemi bitti. Yani şu en çok şu iç taraflardan anlaşılır. Şuralar çünkü birbirlerine çarpan yerler. Şuralar ve şu an şu halde. Ve bunun da geldiği son hal bu. Ve şimdi ayakkabının şu bölümlerini boyayacağım. Ve buralar için de başlayalım. Evet, şimdi bunu da şu alt bölümü de kırmızıya boyayacağım. Şimdi alt zeminin rengi siyah olduğu için kırmızıyı birkaç kat daha atacağım. Çünkü tam kapatması için alt zemin siyah olduğu için yani yaklaşık bir iki işlem daha gerekecek buna. Ve şöyle gidiyor. Evet arkadaşlar, şu an kırmızıyla boyama işi bitti. Yani şu siyahı kapatmak için yaklaşık 3 kat attım. Geldiği son hal bu. Şöyle göstereyim. Ve sıra şu aradaki yeri siyah olarak bırakacağım. Şuralar ve şuralar renklenmeye devam edecek. Evet, şimdi şu turuncu olan çizgiyi beyaza çevireceğim. Beyaz şu an yeterli oldu ama ben beyazı tekrar bir kat daha atacağım ki beyaz daha net ortaya çıksın. Beyazı boyama işi de bitti. Yani şu an yine her zamanki gibi şu halde. Şöyle oldular. Şimdi şu turuncu olan yeri turkuaza boyayacağım. Ve şu an ve böyle gidiyor.
Yani buna hiç ekstra bir kat atmama gerek kalmadı. Çünkü kumaş olduğu için şöyle daha net anlaşılsın. Şimdi turkuaza boyama işi de bitti. Şu halde. Ve şu üst bölümü de sarıya boyayacağım. Ve ondan sonra verniğini atacağım. Ondan sonra tamamen bitmiş bir hale gelecek. Sonunda final. Ve son hali böyle. Sadece üstüne vernik atacağım. Vernik attıktan sonra bütün işlerim bitmiştir. Vernikleme işi bitti. Vernikleme gayet güzel oldu. Parlaklık kattı. Geldiği son hal bu. Şöyle ve şöyle göstereyim. Ve bu halde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Renk değişiklikleri ve farklı boyama teknikleri gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler.